Bak Hicr suresi 9, şeytanı Allah'a sığınırım. Hiç şüphesiz diyor Allah, hiç şüphesiz. Zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Biz onun koruyucuları da gerçekten biziz. Vakıa suresi 77-78, şeytandan Allah'a sığınıyorum. Elbette bu bir Kur'an-ı Kerim'dir. Saklanmış, korunmuş bir kitapta yazılıdır. Bak saklanmış, korunmuş, kaderde olan kitapta yazılıdır diyor Allah. Elbette diyor Cenab-ı Allah bu bir Kur'an-ı Kerim'dir. Saklanmış, korunmuş bir kitapta yazılıdır. Kaderde, levh-i mahfuzda hazır duruyor. Daha dünya yaratılmadan Kur'an vardı. Var olan Kur'an nasıl yok edilsin? Aynı Sinan duruyor diyor Cenab-ı Allah. Yani şu an elinizdeki Kur'an'la bu Kur'an aynı diyor Allah. Levh-i mahfuzdaki Kur'an aynı diyor. Dolayısıyla nesedildi, keçi yedi, deve yedi bunlar doğru değil. Biz ayetin hükmüne bakarız. Ayetin sarih, açık hükmüne bakarız. Bak, 75. surenin 17. ayeti. Şüphesiz Kur'an'ı kalbinde toplamak ve Kur'an'ı sana okutmak bize aittir. Yani unutman diye bir konu olmaz diyor Cenab-ı Allah. Unutman diye bir konu olmaz. Çünkü diyor ki bak, şüphesiz onu kalbinde toplamak, Kur'an'ı kalbinde toplamak, kalbinde muhafaza etmek Kur'an'ı ve Kur'an'ı sana okutmak bize aittir diyor Allah. Benim gücümden yapıyorsun diyor Allah. Yani insanın hafızası değil. Benim verdiğim bilgiden olur diyor Allah. Ve levh-i mahfuzdaki Kur'an okuyor peygamber de. Unutmayacaksın diyor bak Allah ayette. Unutmayacaksın. Sana unutturmayacağım diyor. Peygamberimiz dilini hareketlendiriyor. Hafızasını tutmak için gayret ediyor. Allah diyor ki gayret etmene gerek yok diyor. Senin hafızanda onu ben tutacağım, sana unutturmayacağım diyor. Sen gayret etme diyor. Ondan sonra peygamberimiz dilini kıpırdatmadı. Hiçbir şey demedi. Ve her ayet hıfzında, hiçbir ayeti de unutmadı peygamber.